Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde ağ performansı optimizasyonu hakkında konuşacağız. Bu ağ performansı optimizasyonu için farklı yöntemleri ve argümanları açıklamamızın gerektiği N10-004 sınavının bölüm 4.5'ten gelmektedir. Sadece ağı nasıl daha fazla optimize edeceğimizi bilmek yetmeyecektir. Ayrıca neden ağı optimize etmek istediğimizi de bilmemiz gerekir. Ve ağın optimizasyon işleminin çok zor olduğu bazı durumlarda büyük ihtimalle burası başlamak için güzel bir yerdir. Bir genel sebep eğer düzgün çalışan bir ağı kuruyorsanız bu muhtemelen daha uzun süre ayakta kalacaktır. Bazı durumlarda bir numaralı önceliğiniz müşterilerinizin bu ağ kaynaklarını elde edebildiği ve tekrar çıkabildiğinden emin olmanızdır. Ve eğer her yönüyle esnek ve iyi tasarlanmış bir ağ kuruyorsanız, muhtemelen yolunuza çıkabilecek olan birçok beklenmedik koşuldan uzak duracaksınız. Veya bu tür şeylerle uğraşırken size kesinlikle yardımcı olacaktır. Ağınızın optimizasyonu, çok fazla bant genişliği kullanan yeni bir uygulamayı ağınıza eklemeniz gerektiği durumda da önemlidir. Ve çoğu yeni uygulama bugünlerde çok fazla bant genişliği kullanıyor. Öyleyse eğer bir uygulama çok fazla dosya transferi kullanıyorsa, Bunların üçüncü partiye yüksek hızda veri transferine ihtiyacı var veya üçüncü partinin bazı verileri ağınıza bırakması gerekir. Siz ağınızın olabildiğince etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak istiyorsunuz. Eğer fazla bant genişliğine ihtiyacınız varsa bunların ağ üzerinde mümkün olduğunda kısa bir zaman harcadıklarından emin olmak istiyorsunuz. Böylece uygulamalarınız da hızlanacaktır ağınızda neden daha iyi performansa sahip olmak istediğimizi anlamaya çalışırken ve bununla uğraşırken bir başka göz önüne alınacak husus da ağdaki gecikmelere karşı çok duyarlı olan uygulamalardır. Eğer yavaş bir ağa sahip olursanız bir uygulamanın işlevselliği muhtemelen önemli ölçüde düşeceği anlamına gelir. Eğer karasal olmayan linkler üzerinden gidiyorsanız veya herhangi bir gecikmeye karşı son derece duyarlı olan bir uygulamayı kullanıyorsanız burada bir sorununuz olabilir. Çoğu gerçek zamanlı uygulama bu şekildedir. Hisse senetlerini transfer eden, alan ve satan brokerlar için ağınızın son derece hızlı çalıştığından emin olmanız gerekir. Ve bu sayede başka birisinden daha önce hisse senetlerinizi satabilirsiniz. Ve bu tip ortamlarda sizin ve bir diğer şirketin arasındaki saniyenin milyarda birinin dahi çok önemli olduğu bilinir. Ağınızın hızlı şekilde çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsunuz. Performans konusu burada son derece önemli hale geliyor. Gecikme süresi hakkında ve hassasiyet hakkında konuşmaya başladığımızda Voice over IP iyi bir örnek olarak verilebilir. Bir telefon görüşmesini dinlediğimiz zaman bu paketler bizim kulağımıza gelmek zorunda. Eğer bunlar zamanında değil de gecikmeli olarak geliyorsa burada boşluklar var demektir. Birisinin söylediği şeylerden bazı kısımları veya bilgileri kaybedebiliriz. Bunu kaybetmemeliyiz. Ve gecikmemeliyiz. Bunu bırakabiliriz ve gittiği yere kadar yakalayabiliriz. Bu eski veri bizim için tamamen kullanışsız bir hale gelmektedir. Ve gerçekte eğer 1 saniyenin çeyreği kadar, yani 250 milisaniye kadarsa veya bu gecikme bundan daha fazla ise birisiyle görüşme yapmak oldukça zor olur. Gecikme oldukça uzun. Çok fazla bilgi kaybediyoruz. İleri geri giden sesler arasında büyük bir boşluk oluşuyor. Ağınızın yüksek hızda ve çok etkili performansı için düşünmemiz gereken son uygulamalardan birisi de video uygulamalarıdır. Bunlar sadece gecikmeye duyarlı olmakla kalmayıp ayrıca son derece yüksek bant genişliği kullanırlar. Muhtemelen bunu görmüşsünüzdür. Eğer YouTube'a yavaş bir bağlantı ile girerseniz, videolar sizin için aniden çalışmaz duruma gelir. Bir şeyin bilgisayarınızda yüklenmesi için sıkça ön yüklemesini yapıyor ve bekliyorsunuz ve en azından siz kullanıcı deneyimi kazanmış olursunuz. Eğer çok fazla gecikme yaşıyorsanız ve bant genişliğiniz çok düşükse bu video uygulaması doğru düzgün çalışmayacaktır. O halde neden ağımızı optimize etmek istediğimizi biliyoruz. Peki ağımızı nasıl optimize edebiliriz? Şimdi yüksek kullanılabilirlik olarak adlandırılan bir şeyden bahsederek başlayalım. Eğer tepeden tırnağa bir ağı tasarlıyorsak, bileşenleri her zaman olması gereken yere yerleştirmek isteriz. Hiçbir şeyin hatalı olmasını istemeyiz ve eğer yerleştirdiğimiz bir şey yüksek seviyede kullanılabilirliğe sahipse bu %99.999 çalışma süresi gibi yüksek bir şeye sahip olacaktır. Şimdi daha çok şey duyacaksınız. Endüstriyi duyacaksınız. Bu özel teknoloji güvenilirliğin 5 tane 9'una sahip ve buradaki 5 tane 9'un anlamı %99.999 çalışma zamanıdır. Ama bu 5 tane 9'un çok fazla aksaklık süresi olmadığını düşünmeye başladığınız zaman bu çalışma zamanı çok fazladır. Eğer tüm tam bir yılı ele alırsak 365 gün ve elbette her günün 24 saati ve her saatin 60 dakikasını ele alırsak bu yılda 525.600 dakika %100 çalışma zamanı yapar. O halde %0.0001'e bakacak olursak bu 5 dakikalık bir aksaklık süresidir. Bunun anlamı aygıtın zorunlu olarak asla aksaklık yapmayacak şekilde tasarlanması demektir. Bu yılda 5 dakika veya daha az bir aksaklık süresiyle çalışıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu dikkate değer bir şey ve birçok durumda bu biraz da çılgınlık. Bunu çoğu aygıtta elde edemeyeceksiniz. Telefon switch'leri gibi asla aksaklık yaşamayanlar da var. Telefonu kaldırıyorsunuz ve bir çevir sesi duyuyorsunuz. Bunlar her zaman bu şekilde. Çok yüksek seviyede kullanılabilirliğe sahip. Eğer bir Windows Web Server çalıştırıyorsanız, muhtemelen aynı yüksek kullanılabilirlik seviyesini elde edemeyeceksiniz. Ve şimdi elinizdeki teknoloji tiplerinin kullanılabilirlik için gereksinimlerine bağlı olarak çok farklı olabileceğini anlayabilirsiniz. Yüksek kullanılabilirliğe sahip bir şeyi yerleştirdiğinizde bu büyük ihtimalle pahalı bir şey olacaktır. Ve bu büyük ihtimalle çok fazla parayı buna harcamış olacaksınız. Ve muhtemelen burada ekleyeceğiniz başka bir ihtimal daha vardır. Örneğin bir server satın alıyorsanız bunun arıza durumunda çoklu güç kaynaklarına sahip olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden bu yüksek kullanılabilirlikte bir server'dır. Belki de içerisinde daha yüksek kalitede artist bileşenlerine sahip olacaktır. Genel konuşmak gerekirse daha yüksek kaliteye sahip olmak sizin için daha fazla masraflı olacaktır. Ve hiçbir şeyin kendi başına %100 çalışır durumda olmayacağını düşünmeniz gerekir. Burada her zaman başka bir şey dahil edilecektir. Burada güç bağlantıları olacaktır. Bu telefon switch'i masanızın üzerindeki telefona bağlanacaktır. Bu telefon switch'i sizin özel servis sağlayıcınıza, telefon servis sağlayıcınıza bağlanacaktır. Switch'inizin olabildiğince çok çalışır durumda kalacağından emin olmanız gerek. O halde burada her zaman farklı bileşenler vardır. Bu yüzden her zaman hangi dış etkenlerin olabileceği hakkında düşünmeniz gerekir. Çünkü yüksek kullanılabilirlik ve bunun her zaman kullanılabilir olması demek herhangi bir hata toleransı olmayacağı anlamına gelmez. Eğer telefon switchiniz yıl içerisinde 5 dakikalığına arızalanırsa bu hala 5 dakikadır ve ben bu 5 dakika içerisinde telefon switchini kullanamam. Alıp buraya koyabileceğim başka bir telefon switchim yok. Bu arızalandığında yapacak bir şey yok. Bu yüzden bazı durumlarda bazı farklılıklar eklememiz iyi olabilir. Ve daha sonra tamamen farklı bir duruma girmiş oluruz. Çünkü yüksek kullanılabilirlik demek bu asla demek değildir. Elbette bizim için sorunlu olduğu zamanlar olacaktır. Öyleyse bazı tipte tolerans ortalamalarını oluşturma hakkında düşünmemiz gerekir. Ve hata toleransı ortamı demek, eğer bir arıza ile karşılaşırsak en azından çalışmaya devam edebileceğimiz anlamına gelir. Hala çalışıyor olacağız. O halde bir problem oluştuğunda ne olur? A tamamen ayrı bir ekipman seti üzerinde arızalanır mı? Arıza durumunda yedek bir güç kaynağına sahip miyiz? Bu olduğunda elbette performans ile ilgili bir problem olacaktır. Yaptığımız şeyin performansını düşürebiliriz. Çünkü bir link arızalandığı zaman herkes bir linki paylaşabilir ve herkes bunun arızalandığını ve sizin bu link üzerinde Bundan önce iki kat yükleme yaptığınızı bilir. Öyleyse bu bazı arızalar olduğunda her zaman mükemmel şekilde çalışacağı anlamına gelmez. Şimdi hata toleransı ayrıca bir parça karmaşıklık oluşturur. Tıpkı yeni aygıtlar eklememiz, aygıtları çoğaltmamız, bağlantılara ayrı güzergahlar eklememiz gibi. Şimdi tüm bunları nasıl yönetebileceğimiz hakkında düşünelim. Ve burada bir arıza olmadan önce arıza durumunda kullanılan teknolojiler ve protokoller bulunur. Ve bu yüzden burada fiyatlar değişir ve karmaşıklık biraz daha artar. Ayrıca tekli aygıtlar hakkında da düşünmeliyiz. Biliyorsunuz daha önceden RAID hakkında konuşmuştuk. Fazlalık güç ve fazlalık NIC kartlarını gördük. Bir server için nasıl bir fazlalık gerekli? Tamamıyla ayrı bir servere sahip misiniz? Ve siz kabloları taşıdığınızda ve bunu yeni servere taktığınızda bu server arızalanmalı mı? Bu kesin olarak olasılığın ötesinde bir şey değil. Şirketler bunu her zaman yapıyor. Sadece duruma göre değişiyor. Eğer başka bir server satın alıyorsam, bir problem olması durumunda harcadığım paraya değecektir ve bu sizin şirketinizin kendi adına alması gereken bir karardır. Ve elbette çoklu hata toleransı. Her zaman server çiftine sahip olan insanlara sahip oluruz. Burada yük dengelemesi, çoklu ağ yolları ve hata toleransı yapmak için birçok yol var. İnsanların hata toleransı durumunda kullandıkları senaryolardan bazılarıyla ilerleyelim. Bunlar yük dengelemesi yaparlar. Yük dengelemesi farklı serverlar arasında yük dengelemek için en bilindik yöntemdir. Eğer burada birçok arızalı server kümesine sahipseniz bir veya daha fazla yük dengeleyiciye sahip olabilirsiniz ve bu arızalı serverlardan herhangi birisini kaybedebilirsiniz. Bunu her zaman çalışır şekilde kalması gereken ortamlarda görürsünüz. Bu büyük bir ortam. Bu şeylerin her zaman burada olması gerektiğinden emin olmaları gerekir ve bu harika bir şeydir. Örneğin günün ortasında bir server yeniden başlatmaları gerekirse bunu yapabilirler. Diğer 3 server yükü paylaşır. Bu yüzden bu serverları yeniden başlatabilirler. Bu tekrar açıldığı zaman her şey eski haline dönmüş olacaktır. Bu zaman çerçevesinde aşırı derecede insanın serverlara erişim sağlaması söz konusu olmadığı sürece hiçbir sorun olmaz. O halde hata toleransının gerçekten üretim ve fazlalık konusunda bize yardımcı olduğunu görebiliyoruz. Binayı gördüğüm zaman bir fazlalık ve hata toleransı ağı karmaşıklık oluşturuyordu. Size bunun nasıl olabileceğine dair bir şeyler hissettirmek istedim. Bir firewall'dan bir router'a doğru belki de bir çekirdek switch olabilir ve bir web server olan çekirdek switch'ime internet bağlantısına sahip olduğum yerlerde oldukça yaygındır. O halde bu çok basit bir diyagramdır. Ama diyelim ki bu ağ üzerinde çalışırken bu firewall'un benim için tek arıza noktası olduğunu fark ettim. Ve ağımı her zaman internet için çalışır durumda tutmak istiyorum. Bu benim işim için çok önemli. O halde başka bir firewall yerleştireceğim. Şimdi burada zaten işler karışmaya başlıyor. İnternet sağlayıcımızı biliyoruz. Bu firewall için bizim internet sağlayıcımızdan başka bir linke ihtiyacımız var. Diğer firewall ile iletişim kurabilmek için firewall'a ihtiyacımız var. O halde her ikisi de ne olduğunu biliyor. Ve bu firewall arka tarafta benim çekirdek router'ıma rapor vermek zorunda. O halde şimdi burada birçok farklı protokole sahibim. Firewall'ların kendileri birisinden diğerine yük devredebilir veya aynı zamanda her ikisi de aktif olabilir. Bu zaten yönetim ile kimlik sormaktadır. Daha sonraki problemlere sahip olabileceğim yer bu çekirdek router'dır. Eğer ben her şeyin benim switch'ime geri geleceğinden emin olmak istiyorsam, buraya başka bir router yerleştirmem gerekir. O halde şimdi çok daha fazla linke sahibim. Tüm bunlara bir bakın. Bu ağ oluşturmada Nuh'un gemisidir. İkişer ikişer eklemeye başlıyorsunuz. Bu nadir kullanılan tipte bir konfigürasyon değildir. Neredeyse herkesin yeterli boyuttaki ağı, çoklu firewall'lar, çoklu router'lar ve çoklu switch'ler ile bunun içerisinde yerleştirilmiş artıklık türüne sahiptir. Ve burada tek bir web server ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Biz sadece yük dengelemesi hakkında konuşuyorduk. Şimdi buraya bir yük dengeleyici ekleyelim. Bu bir taraftan diğer tarafa çok kolay bir şekilde geçmek için yaygın olarak kullanılır. Hatta tamamen ayrı bir link ile tamamen ayrı bir internet sağlayıcısını Firewall'um içine yerleştirebilirim. Sizin ne yaptığınıza bağlıdır. Belki de internette hizmetler sağlıyorsunuzdur bu tamamıyla sizin ne istediğinize bağlıdır. Ticari açıdan düşündüğünüz zaman hata toleransının bu seviyeye sahip olmak için ne kadar çok para harcamanız gerektiğine dikkat edin. Çünkü siz devam etmek istiyorsunuz. Belki de ben çoklu güç kaynaklarına sahip olmak isteyebilirim. Belki de bunların arasında çoklu artıklı routerlara sahip olmak için bu routerlara ihtiyacım olabilir. Eğer çok paranız varsa bu problemi aşabilirsiniz. Ancak nereye kadar gidebileceğiniz ve nerede duracağınız hakkında kararlar almanız gerekir. Ağın etkinliğini arttırmak amacıyla ağ üzerinde bir trafik şekillendirici veya hizmet kalitesi aygıtını bütünleştirmek gittikçe popüler olan bir yöntemdir. Ve bu iletişim kurulacak olan uygulamaya bağlı olarak ağ boyunca giden trafiğe öncelik kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin Voice over IP trafiği gecikmeye karşı çok duyarlıdır. O halde büyük bir dosya transferi gerçekleştirirken veya YouTube'a giren birilerini ve bu yüzden telefonda konuşamayacak duruma gelmeyi istemezsiniz. Ayrıca belirli miktarda band genişliği aldığınızdan veya ağ üzerinde belirli miktarda veri hızına sahip olduğunuzdan emin olmak amacıyla bazı belirli uygulamalara sahip olabilirsiniz. Ve bunlar her zaman neyin devam ettiğinin önemi olmaksızın band genişliğinde devam ederler. Sık sık bunun için server kalitesi şeklinde bir ifade kullanıldığını duyacaksınız. Siz insanlara servis kalitesi sağlıyorsunuz ve bu ağınızın üzerinden giden trafiğin kontrolü için kullandığınız bir işlemdir. Bu ağınızdaki bir donanım parçası olan bir trafik şekillendirme motoruna bağlı olabilir. Ayrı yük dengeleme soruları ile yük dengelemesi veya ağırlıklandırma gerçekleştirebilirsiniz. Protokol seviyesinde hizmet tipi ve hizmet protokol sınıfının ayrı bitleri ve baytlarını kullanarak yönetim işini gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar ağ boyunca IP protokollerinin tünellenmesi veya manipülasyonu ile ilişkilendirilmiş şekilde sıkça duyacağınız kelimelerdir. Şimdi bu resme bakın. Burada yeşil A, ağ, ağınızdaki kullanılabilen band genişliği miktarıdır. Eğer başka bir şey olmazsa, önceden söylenildiği gibi, eğer band genişliğine sahipseniz bunun hepsini kullanın. Şeklinde belirli uygulamalara sahip olacağız. Ve bunlar buradaki mavi uygulamalardır. Ağınızda başka bir şey olmadığı sürece, mavi uygulamalar kullanabildikleri kadar fazlasını kullanırlar. Şimdi ağı kullanmak için daha yüksek öncelikli bir uygulamayı başlayacaksam bu önceden yapılandırılmış olan belirli bir miktara kadar kullanmaya başlayacaktır. Benim mavi uygulamalarım aşağı düşüyor ve bu uygulamanın bant genişliğine sahip olmasına izin veriyor. Zaten trafik şekillendiricinin epeyce kullanışlı bir hale geldiğini görmeye başlıyorsunuz. Öyleyse bu mavi trafik herhangi bir şeyi engellemiyor. Peki ya ağınızda her zaman önceliğe sahip olması gereken bir uygulama olsaydı ne olacaktı? Sorun değil. Bu her zaman bir numara. Ve belki de bu uygulama Voice over IP olabilir. Bu ileri yönde hızlandıran fonksiyona sahipsiniz. Ve bu ileriye doğru hızlandırma demek bunun bir numara olduğu anlamına gelir. Ve kırmızı uygulama oluncaya kadar herkes düşer. Ve daha fazla boşluk oluştuğunda ve mavi oluncaya kadar kırmızı tüm bant genişliğini almayı bırakır. Elbette benim yaptığım şey geri gitmek ve son olarak kırmızı uygulama tamamlanmıştır ve şimdi mavi yeniden gidebilir. Bunu yapabilmek için tek bir yolunuz var. Eğer trafik şekillendirme teknolojisine sahipseniz bunu yapabilirsiniz. Bunu yönetmek için henüz başka bir yol yok. Ancak protokoller ne kadar isterse o kadar çok kullanıyorlar ve bu sınıflara nasıl sahip olacağınızı, bunların nasıl ayarlayacağınızı hangi önceliklere sahip olacaklarını ve bunu kendi ortamımızda nasıl uygulayacağımızı düşünmeli ve yönetmelisiniz. Sahip olduğumuz etkinliklerin tipini kontrol etmek için bir başka yol da özellikle internet için oldukça kısıtlı linkler üzerinden ön belleği alma motorlarıdır. Bu ayrıca trafiği kontrol edebilmeyi istediğimizde de işe yaramaktadır. Hatta bunu burada yapabiliriz. Ancak performans açısından baktığımızda ön belleği alma ve bunun nasıl çalıştığı hakkında konuşacağız. Örneğin diyelim ki bu kullanıcı Google A Google'a girmek istiyor. Şimdi başka hiç kimse henüz burada değil. Bu kullanıcı sabah erkenden geliyor ve bir Google araması yapıyor. Google birinci sayfayı alıyor. Bu kullanıcı Google.com'a gitti ve Google.com web sayfasını doğrudan kullanıcı A'ya gönderdi. Ancak bu kullanıcı A'yı almadan önce ortada bulunan ön bellek, sen Google'a mı gireceksin? Ben bugün burada değildim. Ben sana bunun yolunu göndermeden önce bunun bir kopyasını almama izin ver. Ben şimdi buraya bir lokal kopyasını koyuyorum. Ve sana bu kopyayı veriyorum. Şimdi bu kendi başına kullanışlı hale geldi. Çünkü kullanıcı B gün içerisinde geliyor ve benim de Google'a girmem gerekli diyor. Ama B'yi yavaş internet bağlantısı ile tüm bu yola göndermek yerine basit bir şekilde ön belleğe gidiyor ve ön bellek bu kullanıcıya bu sayfayı veriyor. Ön bellekte yerleştirebileceğimiz çok farklı parametreler vardır. Bu sayfanın ne kadar uzun süre tutulacağını, sayfaların tiplerini ve neler olduğunu sınırlayabilir. Ancak çok yüksek bir seviyede. Kesinlikle ön bellek çalışır ve siz kullanıcı beğenin sıfır bant genişliği kullanarak internetin gerek duyduğu başka her şeyi yapmasına izin verdiğini görebilirsiniz. Açık kaynak olarak çok genel şekilde göreceğiniz ön bellek squid olarak adlandırılır. Bu sıkça bir ön bellek ve proxy tipi servis ile birleştirilmiştir. Herhangi bir tipteki ön belleği alma, squid veya başka bir şey ile yaşanan problem, bunların dinamik web sayfalarını veya ortam akışı yapan sayfaları ön belleği alamamalarıdır. Bu tür şeyleri ön belleği almak için başka bir yol yoktur ve bu çok fazla band genişliği tutar ve ön belleği alma serverında fazla trafiğe neden olur. O halde bu tipteki band genişliği yönetimini gerçekleştirmek ve bu tipteki ağ etkinliği gözetimini gerçekleştirmek, bir açık kaynak çözümünü nasıl kullanacağınıza dair Squid çok iyi bir örnektir. Bu sayede zamandan, paradan ve bu ağların etkinliğinden tasarruf edebilirsiniz. Ve gerçekten bunları kullanması gereken uygulamalar için daha fazla kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Şimdi bu ağ performansı optimizasyonu teknolojilerinden bazıları hakkında neler öğrendiğimize bir bakalım. A performansını optimize etmek için iyi bir sebep söyleyebilir misiniz? En başta da gösterdiğimiz gibi burada büyük bir liste oluşur. Ve eğer çalışma zamanı, yüksek band genişliği uygulamaları, gecikmeye duyarlı uygulamalar, voice over IP veya video şeklinde cevaplar verdiyseniz doğru düşünüyorsunuz demektir. Bunlar ağınızın olabildiğince etkin şekilde çalıştığından emin olmak için mükemmel sebeplerdir. Sonraki soru hangi teknoloji yavaş ve çoğu durumda daha pahalı olan linkler üzerinden çoklu taleplerden kaçınmak için lokal kopyalar oluşturur. Bu daha önce bahsettiğimiz ön belleği alma motoru teknolojisidir ve Squid'den bahsederken gördüğümüz teknolojidir. Hangi teknolojiyi uygulama tipine bağlı olarak trafiğe öncelik kazandırabilir? Bir uygulamanın öncelik kazanması, trafik şekillendirme ve servis kalitesi olarak ifade edilen bir şeyle yapılır. Bunlar trafiğin öncelik kazanması konusunda iyi birer örnektir. Bu A performansı optimizasyonu modülümüzde argümanları inceledik ve A performansı optimizasyonu için farklı yöntemleri nasıl gerçekleştirebileceğimizi gördük. Diğer Network Plus videolarımızı izlemek isterseniz, mesaj panolarımıza katılmak isterseniz veya bana e-mail göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com